Bak ağlayacaksan hakikaten kovarım seni Burcucuğum ha. Abartma, ben ölüme gitmiyorum yani. Şurada tepemin tası atmış, onu yerine koyacaklar. O kadar. İyi, ne kötü espri. Söyle de kafanın tasını açmışken hazır orada espri merkezine de bir el atsınlar. Abicim, diğerleri de gelecekti ama ameliyattan önce seni pek rahatsız etmek istemediler. Hı, tabii tabii. Eminim öyledir ya. Hadi. Benimle evlenir misin? Ay, ama bu çok güzel bir duyguymuş. Evet, evet, evet. Seni kırdıysam özür dilerim. Niyetim o değil. Ben aslında... Ne olursa olsun, her zaman. Ben hep senin yanındayım, tamam mı? Bunu söylemek için bir nikah memuruna ihtiyaç yok. Ben iyi günde de, kötü günde de her zaman senin yanındayım. Ayaz Dinçer, benimle ortak olur musun? Evet. 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 Oğlum yapma şöyle şeyler. Gel gel. Gel. Ulan ben şimdi seni... Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Yap baba yap. Hadi yap yap yap. İyi geldi yap. Yok, usta yok, ya gel. Sensin usta. Thank you.
Geçmiş olsun. Evet, ameliyat son derece başarılı geçti. Korkulacak hiçbir şey yok. Her şey yolunda gitti. Zaten birkaç güne kadar da kendisini buradan taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun. Oh, çok şükür. Geçmiş olsun. İyi görünüyorsun. Sağ ol, daha iyi. Şey, Mete, geçmiş olsun. Bir de ben özür dilerim. Küçüğüm, deli misin ya? Asıl ben sana teşekkür ederim. Eğer kafamı vurmasaydın daha kötü şeyler olabilirdi. Daha da fenası ben daha kötü şeyler yapabilirdim. Ama kürek işe yaradı galiba. Aklım başıma geldi sanırım. Ne zaman istersen o zaman. Arkadaşlar, ben... özür dilerim. İyileşmene bak sen. Böyle şeyler düşünme. Eyvallah. Hadi biz gidelim o zaman, değil mi? Ha? Daha fazla yormayalım Mete. Evet ya, hem hasta ziyareti kısa olur zaten. Tekrar geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa bizi ara. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Beni hiçbir zaman affetmeyecekler. Abicim, sen bir iyileş, her şey düzelir, sen merak etme. Nasıl düzelsin ki Burcu'cum? Yani sonuna kadar haklılar zaten. Ben buraya gelmeden bile çok şaşırdım. Ay, demek bu hastalık yüzünden böyle saçma sapan davranmış ya. Şimdi normal mi dönecek yani? Ay inşallah döner ya. Sen affettin mi Mete'yi? Yani Sibel, eğer her şeyin sebebi bu hastalıksa ve bunların hepsi Mete'nin kontrol dışında gerçekleştiyse tabii ki affettim. Ben her şeyi unutmaya hazırım. Tabii canım, ben de yani. Bu saatten sonra önemli olan Mete'nin sağlığı. Ya, ay benim güzel yürekli arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni.